Şimdi integument sistemle yani örtü sistemimizle ilgili bilgilerimizi gözden geçirelim. Integument sistem deri tabakalarımızın yanı sıra eklenti yani apendajlardan oluşmuştur. Buraya yazıyorum. Apendaj. Apendaj biraz yüklü bir kelime. Bu sınıflamaya giren birçok şey var. Örneğin tırnaklarınız apendaj yani eklentidir. Peki tırnaklar nasıl uzar? Şu kısmı büyütelim ve tırnağımızın yapısını daha iyi anlayalım. Şimdi parmağınızı çiziyorum. Şöyle devam ediyor. Şimdilik tırnaksız çiziyorum ki nasıl uzadığını görün. İşte burası parmağınızın bittiği yer. Burada fark edilmesi gereken ilk şey şuranın yani tırnak kökünün epidermise bağlı olması. Mavi ile çiziyorum çünkü epidermisi hep bu renkte göstermiştik. Hatta adını da yazayım. Evet, derinizin en üst tabakası olan epidermis. Başka bir videoda bundan bahsetmiştik. İşte burası hemen tırnak köküne bağlıdır. Evet, tırnak kökü. Hatırlarsanız alt tabakalardan üstlere çıkan hücreler vardı. Buradaki tırnak kökünde de bu şekilde yol izleyen hücreler var. Yani stratum bazeleden gelen hücreler var. Bu katmanı hatırlıyorsunuzdur. Epidermisin en alt katmanıydı. Bazı keratinositler de gelişecek, ölecek ve sonunda uzayarak tırnak oluşturacaklar. Bu da şu anlama geliyor. Tırnağınız aslında epidermisin bir parçası. Tırnağı maviyle çiziyorum çünkü kalın keratinden oluşuyor. Keratinositlerdeki veya epidermisi oluşturan hücrelerdeki keratinler ölü hücrelerden oluşmuştur. Yani epidermis'in en üst kısmında bulunan ölü hücreler keratin içerir. Hatta keratinle doludurlar. Evet burası keratinle doludur ve bunlar epidermis'in üst kısmına doğru hareket ederler ve daha sonra şu yöne kayarlar. Derinizin bu kadar sert olmasının sebebinin keratin olduğunu unutmayın. Hatta tırnağın bu kadar sert kalmasını sağlayan şey de keratindir. Hem el hem ayak tırnakları için bu geçerli. Aradaki fark el tırnağının ayak tırnaklarından 4 kat hızlı uzaması. Diğer apendajlardan konuşurken de bahsedeceğiz. Epidermisin altında dermis tabakası bulunur. Dermisin altında ise hipodermis veya subkütanos yağı veya doku bulunur. Güzel, işte tırnağımızın yapısı böyle ve bu şekilde uzuyor. Şimdi şurada olan başka bir apendajdan bahsedelim. Kıl. El üzerindeki kıllardan bahsedelim. İşte burada. Yine aynı şeyi yapıp şu kısmı büyütüyoruz. Böylece kılın çıktığı yeri daha iyi görebiliyoruz. Kıl ve tırnak arasındaki büyük fark kılın dermisten uzamasıdır. İşte Derimizi çiziyorum. Evet, aşağıdaki gibi biraz yukarı çıkacak şekilde olsun. Epidermisin derinin en üst tabakası olduğunu tekrar hatırlayalım. Esas konumuzu olmadığı için birazcık küçük çiziyorum. Bunun altında ise dermis var. İsmini yazıyorum çünkü bu önemli. İşte, dermis. Şu anda konumuz olan çoğu şey bununla ilişkili. Dermisin altında ise hipodermis veya subkütanos var. Dermis hakkında hatırlanması gereken şey iki temel parçadan oluşması. Şöyle çizeyim. Evet papiler dermis. Dermis papiler yazacağım. Burası dermisin üst katmanı. Bir de retiküler katman var. Hatırlarsanız papiler katman daha ince ve gevşek olan bağ doku katmanıydı. Retiküler katman daha kalın ve yoğun bağ doku katmanı. Şurada bir kıl kesesi, yani kıl folikülü görürüz. İşte retiküler dermiste bulunan kesecik budur. Şuraya yazayım: kıl folikülü ya da kıl kökü denebilir. Peki bu terimi daha önce duymuş muydunuz? Belki bu terimi daha önce duymuşsunuzdur. Kıl folikülü retiküler dermiste de bulunur ve bu keseden kıl çıkar. Dışarı ve yukarı uzanan bu kısma kıl gövdesi diyoruz. Deri ve tırnak gibi kılda da keratinle dolu yassı epitel hücreler bulunur. Şu an içini doldurduğum yerde istif halinde bulunan hücrelerde keratin var. Aynı zamanda burası keratinle çevrelenmiş durumda kıl ayda ortalama 1,25 santimetrelik bir oranla uzar. Hemen adını yazayım. Retiküler dermisten papiler dermise, oradan da epidermise ve hatta dışarıya doğru çıkan kıl gövdesi. Kıl folikülü ve gövdesinden başka çizmem gereken başka bir şey ise bu kas parçası. Bunun papiler dermiste olduğunu belirtelim. Yani dermisin üst katmanında. Bu kas parçasına arrektör pilikası deniyor. Kas çeşitlerini hatırlıyorsanız bu bir düz kastır. Bu kas kontrolümüz altında değildir. Kasılmasını sağlayamayız. Yani istek dışı gerçekleşen bir şeydir. Bu kas kasıldığında gerçekleşen iki şey vardır. İlki, Deriniz kenetlenir ve tüyler diken diken olur. Çünkü bu kas parçası daha kısa ve ince olduğunda deriniz birbirine kenetlenir ve buraya kadar çıkan öbek öbek kabarıklıklar oluşur. Şurada bir kabarıklık olacak yani tüyleriniz diken diken olacak. İkincisi ise buradaki kıl dik durmaya başlar. Çok fazla yer olmadığı için kıl dikleşir yazıyorum. Kıl dikleşir. Evet, kıl dikleşir dedik. Bu da güçlü duygular hissedince veya soğuk bir ortama maruz kalınca gerçekleşir. Belki aklınıza bir soru takılmıştır ve bu arrektör pilikası neden var ki diye soruyorsunuzdur. Kılın dik durmasının ne gibi bir yararı olur ki? Aslında bu özellik bizden ziyade hayvanlar için faydalı. Mesela bir kutup ayısını düşünün. Şimdi hemen bir pençe çizmeye çalışayım. Soğukta küçük bir kutup ayısının pençesi. Zavallıcık dışarıda soğukta. Soğuk bir esinti bu ayıcığın pençesine vurduğunda buradaki kıl dikleşecek. Aynı insanlarda olduğu gibi. Kutup ayısındaki kıl insanlardakinden çok daha uzundur. Ve bu kürklü dış kısmın dikleşmesiyle sıcak yalıtımlı bir katman oluşturulur. Buradaki kılın içine hapsolmuş olan hava katmanı dışarıdaki soğuk alandan çok çok daha sıcaktır. Böylelikle sıcaklığın pençe içinde kalması sağlanmış olur ve bu sıcaklık kutup ayısının vücudunun geri kalanına yayılır. Kısacası kutup ayısı bu şekilde ısınmış olur. Bizde bu kadar çok kıl yok. O yüzden de arrektör pilikası bir dereceye kadar işlevini yitirmiş bir yapıdır. Yine de bu kas diğer hayvanların soğukla nasıl başa çıktığını ve onlarda olup bizde olmayan kıl sayısıyla bizim soğukla nasıl başa çıktığımızın iyi bir hatırlatıcısıdır.